Arkamda gördüğünüz Poppy Playtime oyunundaki bu karakterin adı Huggy Wuggy. Çok sevimli diyemeyeceğim ama çocuklar arasında oldukça popüler diyebilirim. Daha önce de bültenimizde yer vermiştik, çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini aktarmıştık. Yani haber şu ki, psikolojiyi bozduğu ve korkuyu tetiklediği tespit edilerek oyuncakların piyasadan toplatılması kararı. Satış yapana ise 123.600 lira para cezası kesilecek. Korkunç. Vıgı vıgı. Oyuncak korkunç gözüküyor. Biraz korkuyorum. İnsan yiyor. Sevimsiz, ne diyebilirim ki? Çoğu arkadaşın da var. Psikoloğa giden arkadaşları da var. Adı Huggy Wuggy, Poppy Playtime isimli bir oyunun karakteri. Bu oyunu oynayan ya da videolarını izleyen çocuklar gece uyku uyuyamıyor, psikolojileri bozuluyordu. İşte Ticaret Bakanlığı da bu oyuncak için bu yüzden düğmeye bastı, toplatma kararı alındı. Bakanlık oyuncakları incelemeye aldı. Bu inceleme sonucunda da iki markaya ait iki ürünün oyuncak güvenliği yönetmeliğine aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu iki ürün için piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağrılması kararı alındı. Gecenin bir vakti kızım sıçrayarak uyanıyor. Özellikle okul öncesi dönemde olan ve ilkokulun ilk yıllarında olan çocukların bu tip oyuncaklarla maruz kalma sonucunda kimi zaman kaygı belirtileri yaşayabileceğini görüyoruz. Poppy Playtime isimli oyun çocukları en çok da bu oyuncağa yönlendiriyordu. Çocuklar çıktıkları her yerde, girdikleri her mağazada bu oyuncağı görüyor. Ailelerinden istiyorlardı ve korkuları da bu oyuncak sayesinde daha da pekişiyordu. İşte hem uzmanlar hem de veliler bu toplama kararına bu yüzden doğru buluyor. Çocukların gelişimini, yaratıcılık becerilerine herhangi bir olumlu etkisi yok. Çocuklarımızın bu tür oyuncaklara hiçbir ihtiyacı yok. Bu oyuncakların toplatılması, çocukların kullanımına girmemesi oldukça olumlu, doğru bir karar. Çok iyi olur bence de. Yerinde bir karar diye düşünüyorum. İsabet olmuş. Anne olarak zaten çocuklarıma almayacağım bir oyuncak. Toplatılması ve hiç bu böyle bir şeyin çıkmaması tercihimiz olur tabii ki de veli olarak.